Şimdi hangi açıklamayı yaptı? O açıklama üzerine o dernek üyeleri bakın bugün niye sokağa döküldü? Farkında. Ataysen'in en büyük babası şeytan. Yani öyle sayılırsa halbuki şeytan onlardan çok daha temizdir. Profesör Doktor Nihat Etipoğlu'nun bu sözleri ateistleri kızdırdı. O kadar kızdırdı ki suç duyurusunda bulundular. Her ateist Allah'a aslında sığınıyor. Ben hiçbir ateistin Allah'ı inkar ettiğine inanmıyorum. İnkar ediyoruz diyorlarsa yalan söylüyorlar. Çünkü hepsi sıkışınca Allah'ım demeye başlıyor. Profesör Doktor Nihat Etipoğlu bilerek ve isteyerek bu ve buna benzer ifadeler kullanarak toplumda yaşayan insanlar arasında bir ayrımcılık yaratma ve toplumdaki bazı kesimleri ötekileştirme gayreti içindedir. Nihat Hatipoğlu televizyon programında bir soru üzerine ateistler hakkında böyle konuştu. Şeytan bile Allah'ı inkar etmiyor. Şeytan ne diyor? Allah'ım beni ateşten yarattın. Halakteni, beni yarattın diyor. Farkında. Ateistlerin en büyük babası şeytan. Ateistlere karşı hakaret ve küfre varan ifadeler kullanarak ve küçümseyip aşağılayarak şu ifadeyi kullanmıştır. Her ateist aslında Allah'a sığınıyor. Ben hiçbir ateistin Allah'ı inkar ettiğine inanmıyorum. İnkar ediyoruz diyenler yalan söylüyor. Bunun üzerine Ateizm Derneği de Hatipoğlu hakkında kendilerinin aşağılandıkları iddiasıyla İstanbul Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu. İnsanlara toplumda var olan ateistlere karşı kin ve nefret aşılamaya çalışmaktadır. Adliye önünde Ateizm Derneği temsilcileri bir de basın açıklaması yaptı. Toplum nezdinde küçük düşürmek, aşağılamak ve hedef göstererek halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek istemektedir. Ben hiçbir ateistin Allah'ı inkar ettiğine inanmıyorum. İnkar ediyoruz diyorlarsa yalan söylüyorlar. Çünkü hepsi sıkışınca Allah'ım demeye başlıyor. Kavun yedi, ölümden döndü. Ve bir dilim kestim. O günü hastaneye gittim. Kavun, karpuz ve yumurta gibi gıdalar nasıl zehirliyor? Böyle bir şeyi ilk defa görüyorum ben. O kişi de o besini yemeye bağlı. Doktorlardan hayat.